Bayas'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta daha değişik bir formattayız. Hani vardır ya belgesel kanallarında işte yeni ideal ev nasıl dizayn edilir falan diye. Biz de yeni ideal stüdyomuz nasıl dizayn edilir yarışmasındayız yani. Güzel oldu ya bence. Güzel, harika oldu değil mi? Güzel güzel. Böyle birazcık masa sandalyeyi değiştirmiş olduk yani. Ben burayı seviyorum. Saygımızı belirtiyoruz. Bu hafta süper bir uğurlama yaptılar yalnız. Jose Mourinho zorla elinden tuttu getirdi. Alex Ferguson orada bir plaket verdi. Hakikaten çok güzel görüntülerdi yani. Ben de Lazio saygı duruşuna bulundum. Milinkovic-Savic için tişörtümü evet, aldım giydim. Evet, Uğur başlayalım Spor Toto Süper Lig'de. Tamam başlayalım. Karabük belki çekeceğiz. Karabük. Derken Akhisar Galatasaray çıktı. Akhisar Spor Lig'de oynadığı son 7 lig maçında 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Galatasaray Lig'de oynadığı son 5 lig maçında 4 galibiyet aldı. Sadece gençler bile yenilmiş durumda. Artık Başakşehir ve Beşiktaş iç saha galibiyetlerinden sonra artık Galatasaray şampiyonluk rotasına girdi. Ben bu maçta çok rahat kazanacaklarını düşünüyorum. O yüzden ilk yarı 2 diyeceğim. İlk yarı Galatasaray golü bulup bu deplasmanı kolaylayacaktır ve şampiyonluk yolunda adım atacaktır evet, diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ya. Ben de Galatasaray'ın herhangi bir o deplasman formüllerinden sıkıntıya uğrayacağını düşünmüyorum artık. Yani şampiyonluk potasına girdikten sonra ben de hemen şuradan çekeyim. Beşiktaş-Kayseri spor maçını çektim. Esasında bu Beşiktaş'ın lige dönüş maçı olabilir. Yani ligin ikinci için en azından Şampiyonlar Ligi şansını kovalamak zorunda. Evinde oynadığı son 9 lig maçında kazandı. Kayseri Spor'sa deplasmanda oynadığı son 5 lig maçında kaybetti. Ben Şumidika ile toparlanacağını düşünüyordum ama toparlanamadı hakikaten. Ve o paraşütsüz düşüşü de sürüyor Kayseri Spor'un. Beşiktaş kazanır, idealdir. Ama ben Beşiktaş'ın handikaplı kazanacağını iddia ediyorum Kayseri Spor maçına. Mantıklı. Evet, Süper Ligi bitirdik. Şimdi o zaman Premier Ligi. Premier Ligi. Nezaketin, ataletin ligine gidiyoruz. Evet, Arsene Hocam'ın ligindeyiz. Arsene Wenger'in son sezonu hakikaten 22 yıl dolu dolu geçti. Adam yani Fransa'yı İngiltere'ye taşıyan adam olarak tarihe geçti. Sonra Newcastle falan da takip etti biliyorsun. Bir Fransız kolesi kurdu. Hatta tabii, bir ara Gerard Houllier, Sinema Pongolu'larla başlayan böyle acayip bir Fransız akım vardı. Ilgaz abi yine kapitülasyonlara kadar gidecek. Burada müdahale ediyorum. Hemen et, hemen et. Gerçekten müthiş bir veda oldu. Ben gerçekten Manchester United'ın yaptığına bayıldım. Taraftarların alkışlaması dahil olmak üzere. Ki Jose Mourinho bir de vardı işin içinde yani. Aynen düşün, öyle. Yani çok takıklardır birbirlerine. Aynen, o güzel oldu. Evet, çok güzel oldu. Gerçi yine Wenger dönemine has bir şekilde kazandılar dakika 90'da attıkları golle. Oğuz'dakinde de enteresan veda oldu. O zaman şöyle edeyim. Tamam. Hayda. Chelsea-Liverpool. Güzel maç. Haftanın güzel maçı diyebilir miyiz? Haftanın maçı. Net haftanın maçı. Chelsea'nin ligde oynadığı son 6 maçının 5'inde karşılıklı gol olmuş. Liverpool'un deplasmanda oynadığı son 4'lük maçın 3'ünde karşılıklı gol olmuş. Kafamdaki tahmin buydu zaten ki Chelsea'nin ipucu da destekliyor. Liverpool'un maçlarında zaten kendisi gol atmadan pek geçmiyor doğal olarak. Aynı zamanda Chelsea de buna müsaade eden bir yapıya sahip. Bence bu maçta karşılıklı gol var demek garanti bir bahis olur. Öyle. Güzel yani. Süper maç olacak bu arada bence. Hı-hı. Ben de hemen şuradan şöyle çekeyim. Everton-Southampton maçını çektik efendim. Çocuklara izletmeyin maçı. Çocukları futboldan soğutmayalım. Değil mi? Everton'un ligdeki son 4 maçı da 2.5 alt bitti. Southampton'un ligdeki son 6 maçının 5'i 2.5 gol üstü bitti. Tabii Southampton yırtmak peşinde ve yırtabilmek adına da sürekli bu hücum işinde oynamak zorunda. Ben Everton-Southampton maçını, Everton'un savunmasına çok güvenmediğim için, Southampton'un savunması zaten sıkıntılı. KG var diyorum Everton-Southampton maçı için. Dedik, Premier Ligi bitirdik. Nereye geçelim? Sıra La Liga. Bundan sonra bütün ligler La Liga çünkü Ulgaz abi. Fransa'yı da karıştırdım. Bundesliga, Serie A. Zaten normal La Liga'da var. Hepsi La Liga. Bundan sonra La Liga'larla devam ediyoruz arkadaşlar. Hangi ligdeyiz Uğur? Bu sefer La Liga'da. Gerçek La Liga. Ben seni uyaracağım abi. Rahat ol. Tamam değil mi? Sıkıntımız aynen, yok bundan yani. Bundan sonra La Liga yok abi. Ben sana büyük bir tüyo vereyim. Bundan sonra La Liga yok. Peki. İki kere La Liga diye hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Çek o zaman. Madem öyle çekiyorum. Atletico Madrid-Espanyol. Atletico Madrid'in evinde oynadığı son 8 lig maçında da karşılıklı gol olmadı. Güzel tüyo. Ve bunu da tamamlayan bir başka ipucu var. Espanyol'un deplasmanda oynadığı son 4 lig maçında da karşılıklı gol olmadı. Atletico Madrid pek izin vermiyor bu tarz işlere ve bu yüzden ben de karşılıklı gol yok diyerek kuponumu tamamlıyorum. Güzel. Güzel. Ama bu olması gerekiyordu bence. Evet. İyi çektin doğru, yani. Doğru. Abi. Barcelona Real Madrid El Clasico'dayız efendim. Barcelona evindeki son 5 lig maçını da kazandı. Real Madrid deplasmanda oynadığı son 6 lig maçında 5 galibiyet aldı. Yani doğal skor bence bu maçta biz karşılıklı goller de izleriz. Karşılıklı gol olduğu zaman aklımıza ilk gelen seçenekte 2.5 gol üstü olur. El Clasico'da 2.5 gol barajı aşılır diyoruz. Adını benim bilmediğim bir ligdeyiz. Bask derbisi abi. Bask derbisi. Bask derbisi. Schalke Dortmund. Güzel. Şuradan.
yürüyelim. Stuttgart Hoffenheim. Tayfun hocam, Nagelsmann hocama karşı. Stuttgart ligdeki son 5 maçının 4'ünü 2.5 alt bitirmiş. Ama Hoffenheim'de tam tersi, ligdeki son 7 maçın 5'i 2.5 üst bitirmiş. Ben bunda risk alacağım. Bu tarz maçlar beraber etmeye çok yakın oluyor. Tayfun Hoca da seviyor bu tarz sonuçları. Ben açıkçası bu maça doğrudan beraberlik diyeceğim. İyi de bir oranı var. İlk yarı 0'da olabilir mi? İlk yarı 0 olabilir. Yani, olabilir. O da mantıklı geliyor ama değiştirmeyeyim ben seni. Sen beraberlik diyorum ya. Beraberlik geçtim. Diyorsun. Tamamdır, eyvallah. Risk budur demişken. Harika. Şimdi ondan sonra bizim başımıza kalır, patlar falan. Biliyorum, bir kere karayasını yakmıştı böyle. Augsburg-Schalke. Augsburg Kevin'in oynadığı son 5'lik maçında 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı. Schalke ligde oynadığı son 12 maçında 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu demek oluyor ki bir de mağlubiyet aldı efendim. Son 12 maçında şeyi tamamlayalım. Fill in the blanks yapalım. Şimdi bu Şampiyonlar Ligi potasında esasında 5-6 artık ilk 4'ü kovalıyor. Bayern Münih'in arkasında işte o ikincilik, üçüncülük şey kafalar var. Rahat, Şampiyonlar Ligi cepte. Kafalar çok rahat. Ben bu sebepten Aktur Şarkı maçının keyifli bir maç olacağını düşünüyorum ve 2.5 gol üstü diyorum. Evet efendim, artık İtalya Ligi. İtalya değil mi? İtalya Serie A abi. Serie A'dayız. İtalya Serie A abi. Bizi sevenleri üzenin olduğu ligdeyiz abi. Napoli şampiyonluğu kaçırdı. Celta Vigo Deportivo derbisini yorumlayacağız abi. Tamam. Burada da. Hadi bakalım, madem çekiyorum. Tamam. Şöyle. Napoli Torino. Napoli bayağı bir insanı üzdü bu hafta. Şampiyonluk yani. Bekleyenler çünkü artık ayağına kadar gelmişti. Burada fırsat kaçırılmaz açıkçası. Tabii kırmızı kart çok etkiledi onları diye düşünüyorum. Evinde oynadı. Son 9 lig maçına 8 galibiyet aldı. Neye yarar bu saatten sonra? Melankolik bir yorum yapıyorum arkadaşlar ya. Torino deplasmanda oynadı. Son 8 lig maçında 4 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. Napoli evinde kazanır. Torino'yu net bir şekilde mağlup eder. Ben ilk yarıda 1 olacağını düşünüyorum. Taraftarına da ön olmada son şansını değerlendirmek isteyecektir taraftar önünde. Doğru. Ama şampiyon Juventus. Geçmiş olsun. Maalesef. Yani maalesef. Hakikaten maalesef yani. Sarri hocam yine kaçırdı. Cagliari-Roma maçındayız efendim biz de. Şöyle bir kez daha göstereyim Cagliari-Roma'yı. Cagliari evinde oynadığı son 5'lik maçın 4'ü 2.5 üst bitti. Roma'nın deplasmanda oynadığı son 12'lik maçının 10'u 2.5 alt bitti. Burada tabii ki gol bahsinden ziyade ben taraf bahsine yöneleceğim. Çünkü çok ciddi bir Şampiyonlar Ligi mücadelesi verilmekte hala orada. Orası kopmuş değil çünkü. Yani şampiyonluk potası gibi değil. Ben bu sebepten ne olursa olsun Roma'nın kazanacağını düşünüyorum Cagliari deplasmanında. Dedik mi? Bitirdik. İstiyorsan hemen kuponlarımızı bir oluşturalım. Dışarıda bırakacağımız maçlara bir bakalım. Senle başlayalım Burcu. Şimdi ben prensip olarak zaten Süper Lig'i dışarıda bırakmıyorum. Akhisar Galatasaray, Chelsea Liverpool bence yine aynı şekilde. Atletico'da KG yok. Banco burada da daha güzel olan sanki Napoli Torino. Şöyle güzel. Kuponumu oluşturdum. Böyle. Harika. Ben de hemen Beşiktaş-Kayserispor dedim. Hemen El Clasico'yu şu şekilde ekleyelim. Kırmızı şeklinde gidelim. Cagliari-Roma'yı ben ekliyorum. Ben Roma'nın kazanacağına inanıyorum hakikaten. Everton-Southampton Augsburg-Schalke arasında kaldım. Yani şöyle bir bakıyoruz. 2.5 alt bitti, 2.5 üst bitti. Ya bu sefer Premier Lig'i dışarıda bırakacağım ve ben Bundesliga'yı koyayım şu şekilde. Hadi bakalım. Böyle oluşturalım kuponumuzu. Evet, kuponumuzu oluşturduk arkadaşlar. Siz bunları karıştırıp tabii ki bir mix kupon da yapabilirsiniz kendinize. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.